10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları. Tuna Matbaacılık sayfa 38 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı sayfa 38 cevapları. Tuna Matbaacılık. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını noktalı yerlere yazınız. Cevap. Doğru, bir canlıların soylarını devam ettirebilmeleri için kendi türlerinde bireyler oluşturmalarına üreme denir. Yanlış, iki karyokines, sitoplazma bölünmesidir, karyokines, çekirdek bölünmesidir. Doğru, üç karyokines evresinden sonra sitokines evresi gerçekleşmezse hücrelerde birden fazla çekirdek görülür. Doğru, 4 amip, öglena ve paramesyum gibi protistler ikiye bölünerek çoğalır. Yanlış, 5 eşeysiz üremenin tipik olayları gamet oluşumu ve döllenmedir. Eşeyli üremenin tipik olayları gamet oluşumu ve döllenmedir. Doğru, 6 karyotip analizi, mitozun metafaz evresinde kromozomların belirgin hale gelmesi sonucu kolaylıkla yapılabilir. Yanlış, 7 hayvan hücrelerinde sitokinez, hücrenin ekvator bölgesinde hücre planının oluşmasıyla gerçekleşir, bitki hücrelerinde sitokinez, hücrenin ekvator bölgesinde hücre planının oluşmasıyla gerçekleşir. Yanlış, 8 sindirim kanalının iç yüzünü örten hücrelerde mitoz görülmez, sindirim kanalının iç yüzünü örten hücrelerde mitoz görülür. Doğru, 9 virüsler, radyasyon ve ultraviyole ışınları kansere sebep olan faktörler arasındadır. Yanlış, 10 aşılama, eşeyli üreme biçimidir, aşılama, eşeysiz üreme biçimidir. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji Ders Kitabı sayfa 38 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.